Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlerle beraber yine çok güzel, şahane, harika bir patlıcan yemeği yapacağız arkadaşlar. Ama bu sefer közlenmiş patlıcanla yapacağız. Evet arkadaşlar, patlıcan çullama yapacağız. Bugünkü yemeğimizin adı patlıcan çullama. 4-5 tane büyük patlıcana ihtiyacımız var. Tabii közleyince biraz ufak kalıyor. Benim 5 tane patlıcanım vardı arkadaşlar. Burada da 4 tane soğanım var. Orta boy soğan. 4 tane domatesim var. Şöyle bir tutam 8-10 tane yeşil biberim var arkadaşlar. Bir tutam da maydanozum var. Birkaç diş de sarımsağım var. Sarımsak çok yakışıyor patlıcanın her türlüsüne. Onu mutlaka kullanmalısınız arkadaşlar. Şimdi patlıcanı istediğiniz gibi közleyebilirsiniz arkadaşlar. İster fırında, ister ocakta, közmatikte ya da imkanınız varsa tabii ki odun ateşinde közlerseniz çok çok daha lezzetli olur. İlk olarak arkadaşlar ben soğanı güzel güzel doğrayacağım. Ocağımı alacağım. Patlıcanlar burada bir dursun. Evet, şimdi soğanı alıyorum. Şöyle sadece ikiye bölüyorum ve böyle doğruyorum. Soğanlar kavrulurken biberleri de doğrayayım. Şöyle doğramamız yeterli. Çok ufaltmaya gerek yok arkadaşlar. Sarımsakları da doğrayacağım. Onları da katacağım soğana. Lezzetleri birbirine geçmesini istiyorum. Evet arkadaşlar, biberleri ve sarımsakları doğradım güzelce. Şimdi bunları hemen soğana ilave ediyorum. Evet, hepsini ekledim bir güzel. Şimdi sarımsakların lezzeti soğanlara geçecek. İki diş sarımsağı da en üstünden bırakacağım. Güzelce kokusunu versin diye. Soğanlarım da gördüğünüz gibi çok güzel ölmüş. Evet, hemen domatesleri de doğrayıp yemeğimi bitirmeye hazırlanıyorum arkadaşlar. Çok da çabuk oluyor patlıcanları közledikten sonra. Yeter ki patlıcanlar közlenmiş olsun. Gerisi çok kolay gerçekten de. Tabii şöyle bir de kapak kapatalım. İşlemimiz hızlansın. Evet, 3-4 dakikadır domateslerim de pişti güzelce. Çok güzel, çok fazla ölmemiş, çok da diri değil. Şimdi patlıcanı ekleyeceğim. Hep beraber güzelce pişecekler. Bir de arkadaşlar bu yemeğe salça da ekleyenler var. Ben eklemiyorum. İsterseniz salçayı da soğandan sonra ekleyebilirsiniz. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ben eklemiyorum diye, siz de eklemeyeceksiniz diye bir şey yok ama salçaya da hiç gerek yok benim için. Salça gereksiz çünkü domatesim de çok güzel. Şimdi zaten domatesin de zamanı. Evet, biraz zaman geçiyor ama olsun, sonuçta var şu anda. Evet, şöyle birazcık ortasını açtım. Oraya da patlıcanı hemencik veriyorum. Evet, patlıcanı hemencik arkadaşlar kattım. Güzelce şöyle bir karıştırıyorum. İki diş ayırmış olduğum sarımsağı da ekleyeceğim. O da artık kokusunu versin. Yemeğin sonuna yaklaşıyoruz. Evet, patlıcanları da çok öldürmeden şöyle bir karıştırayım. Oh, enfes kokuyor, enfes. Patlıcanın biliyorsunuz 40 çeşit yemeği oluyor. O yüzden bol bol patlıcanlı yemekler yaptım bu aralar. Gerçi hepsini yayınlayamasam da öyle yani. Evet, birazcık daha tuz ekleyeceğim. Kapağını kapatacağım. Şöyle. Evet, kendi haline bırakacağım. Tabii şu iki diş sarımsağı da unutmayalım. Evet, sarımsağımı da ekledim.
Yumuşak bir şekilde karıştırayım. Evet. Kapağını kapatacağım. Birkaç dakika bu şekilde kapağı kapalı pişireceğim arkadaşlar. En sonunda üzerine birazcık pul biber, çok az da karabiber ekleyeceğim. Başka da bir baharata ihtiyacı yok zaten. Baharatsız dahi çok lezzetli çünkü. Evet. Altında kıstım. Bu şekilde kendi kendine birazcık lezzetler birbirine karışsın. Çok daha güzel olsun. Evet. 5-6 dakikadır ocakta olan yemeğime bakıyorum. Hemen şöyle karıştırayım. Aman dikkat edin, buna su koymadığımız için dibine tutmasın. Böyle teflon tavalarda çok iyi oluyor. Evet, şimdi şöyle kendi yapmış olduğum pul biberden ekeyim birazcık. Oh. Birazcık da karabiber ekleyeyim. Evet, hemen karıştırıyorum. Artık servis sırasına geldi arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Tuzunu, baharatını ayarladım. Hemen altını kapatıyorum ve servis tabağıma alıyorum. Evet arkadaşlar, patlıcan çulamamız hazır. Maydanozu da böyle servis ederken üzerine ekeliyoruz. Evet. Aslında bu yemeğin yanında yufka ekmek olacaktı ki böyle lavaş ya da dürüm. O ince dürümler var ya. Öf, şahane olurdu ama maalesef imkanlar dahilinde yoklar şu anda. Şöyle göstereyim arkadaşlar. O kadar lezzetli ki. O sizlerin de tatmasını çok isterim yani. Harika olmuş. Gerçekten şahane olmuş arkadaşlar. Patlıcan yemeklerini siz de benim gibi çok seviyorsanız bu lezzetten mahrum kalmayın. Mutlaka yapın. Yiyin, yedirin arkadaşlar sevdiklerinizle beraber. İster sabah kahvaltısına, ister beş çayına, ister akşam yemeği olarak, ister meze olarak her şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.